Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Şu anda da görüyorsunuz. Alevler yükseliyor. Bir yandan da söndürme çalışmalarının başlatıldığını sizlerle paylaşalım. Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıktığını söyleyelim. Henüz yangının çıkış sebebi belli değil ama hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti ve şu an itibariyle de söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyleyelim. Saatler 13'ü gösterdiğinde yangının başladığı bilgisi paylaşıldı sevgili izleyiciler. Şu anda da görüyorsunuz tarihi bir bina, saat 13'te başladı dedik yangın. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde intikal etti. Bir yandan da alevlere müdahalenin devam ettiğini sizlerle paylaşmış olalım sevgili izleyiciler. Gelen bir bilgi şu yönde, yangının kontrol altına alınmış olduğuna dair de bir bilgi var. Aynı zamanda şu anda da görüyorsunuz çatı katında meydana gelen bir yangın. Alevler gökyüzünü kaplamış durumda. Fakat yangının da çıkış nedenine ilişkin henüz bir bilginin paylaşılmadığı bilgisini sizlerle paylaşmış olalım sevgili izleyiciler. Herhangi bir can kaybı var mı? Buna ilişkin de bir bilgi yok. Bunu ifade etmiş olalım. Fakat şu anda hemen şunu da söyleyelim. Müdahale devam ediyor sevgili izleyiciler. İtfaiye ekiplerinin çalışması diğer karede ekranlarınıza geliyor. Çatı katında çıkan bir yangın, evet şu anda kubbesinin yangınla birlikte devrildiğini görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Hemen yanında ana binanın olduğunu da görüyoruz. Umarız diğer binalara sıçramadan, binanın diğer yerlerine sıçramadan bu yangın kontrol altına alınır sevgili izleyiciler. Şu anda sizlerle paylaşalım bir kez daha, saat 13 sularında yangın meydana geldi. Hızlı bir şekilde ihbarda bulunuldu ve bölgeye de itfaiye ekipleri intikal etti. Şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Evet, tarihi bir binadan bahsediyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi sevgili izleyiciler, İstanbul Üsküdar'da bulunuyor ve bilinmeyen bir nedenle geçtiğimiz dakikalarda binanın hemen yanındaki belki kule diyebileceğimiz bir noktada yangın çıktı. Şu anda itfaiye ekiplerinin müdahalesi söz konusu sevgili izleyiciler. İstanbul'da kurulan bir devlet üniversitesi olduğunu söyleyelim hemen. Kuruluş tarihi de 2015, bunu da ifade etmiş olalım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler geçtiğimiz dakikalarda ekranlarınıza da geldi. Şu anda da havadan müdahalenin itfaiye ekipleri merdivenle müdahale ediyor. Hemen yukarıdan olayın, yangının başladığı noktaya sevgili izleyiciler. 2015 itibariyle bu bina üniversite olarak kullanılıyor. İçeride bir tadilat belki olabilir. Dediğim gibi çıkış nedenine ilişkin bir bilgi yok. Ama tabii ki yaz döneminde olduğumuz için de bir öğrenci olmadığını da biliyoruz. Öyle bir yoğunluk olmadığını da biliyoruz. Şimdi İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşımıza döneceğiz. Mehmet Güzel. Yangına ilişkin bilgileri kendisinden alacağız. Mehmet, nedir son durum? Bizlerle paylaşabilir misin? Evet, öncelikle iyi günler diliyorum. Şu anda Üsküdar'dayız. Burada Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tadilat sırasında çatısında bir yangın çıktı ve o yangın büyüdü. Şu anda kum apartman tahliye edildi. Burada çalışanlar da vardı, onu da söylemek istiyorum. Ve bir kişi de dumanlardan etkilenip ambulansta tedavi edildiğini söylemek gerekiyor. İnanılmaz bir yangın tabii ki. Önce çatı kısmında çıktı. Daha sonra tabii havaların sıcağıyla da bu etkilendi bu bina. Ve tüm binayı sardığını söyleyebiliriz. Yani arka tarafı binanın çatı kısmının tümünü kapladığını ve o kubbe, bildiğiniz gibi Sağlık Üniversitesi'nin kubbeleri vardı üzerinde ve o kubbelerden biri de yangından dolayı yıkıldığını söylemek gerekiyor. Tabii şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Burada birçok ilçede itfaiye takviye olarak görülebiliyor ve şu anda buradan aktaracaklarım şimdilik bu kadar ki ekipler burada hala çalışmaya devam ettiğini söyleyebilirim. Sözü sana bırakıyorum.
Evet sevgili izleyiciler, bir kez daha paylaşalım sizlerle. Görüntüler de bir yandan ekranlarınıza gelsin. Arkadaşımız Mehmet Güzel aktardı son bilgileri. Bir tadilat olabileceği yönünde bilgiyi paylaşmıştık ki kendisi de doğruladı. Binada tadilatı gerçekleştiren kişiler var. Fakat çıkış nedenine ilişkin dediğimiz gibi bir bilgi yok. Fakat oldukça tarihi bir binadan bahsediyoruz. Bunu da ifade edelim. Yapımına 1894 yılında başlanmış bir bina sevgili izleyiciler. Ve umarız kısa bir süre zarfında da yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürülür diyelim.